Şimdi ama bunu yok. Şimdi herkese ikram etme şansımız var burada. Şimdi kurban olayım. Sen biraz bizden erken doğdun da var. Biz de işte geldik 50 yaşımıza. Ağacımız. Güzel olmuş. Şenkaya ne güzel. Evet. Kutak olmuş. Büyümüşüm. Olmuşum. Bu kadar. Hep işten görüşürüz. Ama ormanlarda ne kadar. Çok ünlü bir yazardı. Yolu Erzurum'a düşer. O Erzurum yolculuğunu... Savaş kaybetmeye başlamasıyla Erzurum... Tarihi bize anlatan bir önemli nokta ama işte bu halde. Erzurum. Başkasını nasıl incitiyorlar ben bilmiyorum. Zor. Ya, bir köy ya. Evet, Erzurum'u dolaşalım. Erzurum'a bir zamanlar Puşkin gelir. Adik duamızı okuduk. Bir Anadolu kahramanıdır. Nene inek otlatıldı. Valilik hemen açıklama yaptı. Ya müdahale ettik biz oraya. İşte, bu görüntüler hepimizin yüreğini yaralıyor. Çok işte, üzülüyoruz. İşte Kara Fatma da burada. O tabyalardaki görüntüyü bir ya. Bir köy ya. Evet, Erzurum'u dolaşalım. Erzurum'a bir zamanlar Puşkin gelir. Bu görüntüler hepimizin yüreğini yaralıyor. Çok i̇şte, üzülüyoruz. İşte Kara Fatma da burada. O tabyalardaki görüntüyü bir zamanın yersiz akışı sürüsüz çobana çevirdi beni. Uy beni. Dost iken düşmana çevirdi beni. Uy beni. Dezalım, dezalım, dezalım. Atacaktır derim. Bunu şimdi
gerçekten söylerim, gerçekten vatan söylerim, dilerim fener bazansın. Bizim bu vatanda özümüz gizli, özümüz gizli. Ta Demir Dağı'nda közümüz gizli, Süper Kupa UEFA mazimiz gizli. Bence bu akşamda Çimbom kazansın. Öncelikle hoş geldiniz hepinize. Bir vesileyle Şenkaya'mızın balını tanıtalım dedik. Bunun için de daha öncelerden yaptığımız bal festivalini tekrarını yapmaya çalıştık. Bu arada canlı yayınla Türkiye'ye duyurmaya, Türkiye'deki tüm hemşerilerimizi de buraya katmaya çalıştık. İnşallah yörede çiftçilerimiz üretmiş olduğu ballar kıymetinde ve değerinde satılır düşüncesiyle bu yola çıktık. Çünkü Şenkaya bölgesinde yaklaşık 15 bin kovan var. Yani 100-150 bin 150 tonluk bir bal rezervi var. Çiftçilerimiz bunun kıymetini de satamıyorlar. Tanıtım sıkıntısı yapıyoruz. Onun için dedik ki tanıtırsak çiftçilerimiz de bunu kıymetini de satar. Çünkü zaman zaman yörelerde balları görüyoruz. Yani bizimkinden tahlilleri daha geri olan ama daha çok kıymetle satılan ballar var. Bunları kıymetlendirip çiftçimizi ayakta tutmak istiyoruz. Çünkü yörede geçim kapılarımız belli. Hayvancılık, çiftçilik, ormancılık ve madencilik. Bunların hepsi de bir belirli aileleri geçindiriyor. Derdimiz geçim kaynaklarını insanların köyünde var edip göçün önüne geçmek. Onun için de bu tür faaliyetler yapıyoruz. Hem böyle bal tadında insanları bir araya getirmek, insanları hoşgörüyle birlik beraberlik içinde tutmaya çalışıyoruz. Bir nebze de başarılı olduğumuzu sanıyorum. Ben katılımcılarımıza, genel başkan yardımcımıza, efendime söyleyeyim TRT Halk TV ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Canlı yayın yaptınız buradan. Şenkaya'mızı bir nebze de hemşerilerimizle hasbihal ettiniz. Ben memnun oldum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bölgemiz Erzurum platosunda Allah-u Ekber dağlarının üzerinde çok geniş bir alan var. Dolayısıyla bu bölgede hakikaten bugüne kadar ilaç kullanmadı. Kimyasal da bir ilaç yok. Bir o. İkincisi, daha yolları asfalt olmayan çamur köylerimiz var. Belki bu mahrumiyet ama bir şansı var. Organik bal için asfalt olmaması lazım. Yani en az 3 kilometre, 5 kilometre etrafında bu tür yaklaşımlar olmaması lazım.
Yaptırdığımız analizlerde promil neredeyse 1000'e yakın çıkıyor. Zaten yüzdesi 1260, 3 değeri olan 900 ile 1000 arası çıkıyor promil. Şeker olanları %2, yani şeker dediğimiz tabii o bitkisel şekerler. Bunlar yöre yöre de değişiyor. Sıfıra vuran yerler de var. Artı balın içerisinde minare sayısı olarak birçok, yani illerden biz yarış etmiyoruz. En az 10-12 mineral çeşidi fazla olan ballarımız var. Dolayısıyla balımız her şekilde bir şifa. Üretim aşamasını da çok iyi biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Biliyoruz ki insanlar bu işe ticari bir sanayi tipte bakmıyorlar. Kendi yedikleri balı, kendi ürettikleri balı satmaya, bir kısım mutfaklarına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kimsenin burada 200-300 kovanı yoktur. Kapısında 20 tane, 30 tane, 40 tane kovanı vardır. Bu kovanlarına da aile ekonomisine destek olmaya çalışıyorlar. Balımızın özelliği budur. Yani şeker hastası bir insanın bile tıbba karışmak istemiyor. Ben şeker hastasıyım. Ben sabah kahvaltısına bal yiyorum. Ve herkese de öneriyorum. Yani az. Tabii her şeyin ölçüsü var. Evet. Yıllık üretim ne kadar başkanım ve çünkü, kilosu ne kadar? Şimdi geçen sene bizim bu yörede yaklaşık 10.000-12.000 kovan kaybımız oldu. Bir virüs hastalığı vardı ama buna rağmen şu anda gene 12.000 kovanımız var. Bu bugünkü rekortalara işte 7 ile 12 kilogram arası düşürürsek 70 tonla 100 ton arası bir balımız var bu sene. Kimi yerlerde biraz daha 15 kilonun üzerinde ballar var. Yaklaşık 150 ton bir balımız var. Çok güzel bir kıymetli. Yaklaşık 240-250 profesyonel arıcı dedim ya, sırf arıcılık yapan var ama kovan sayısına bakılırsa her köyümüzde arıcılıkla uğraşan insan var. Bu artabilirdi. İnsanlar değerli olursa parası, daha çok üretmeye çalışırlar. Tanıtım eksikliğiniz var mı sizin? Hem tanıtım eksikliğimiz var hem de pazar. Yani genelde ne var? İnsanlar ürettiklerini şehirlerdeki akrabalarıyla değerlendirmeye çalışıyor. Mesela Karadeniz'den buraların balını götürüp kendi balları diye satıyorlar. Yani onun aşamasını bilmiyorum ama bir Anzer bölgesinin, ben ülkenin her balına kıymet veriyorum. Kimseyle yarışan da değil. Anzer bölgesinde böyle 2-3 ton bal üretilecek bir havza olmadığını hepimiz biliyoruz. Bizim bulunduğumuz yer 1450 km² Şenköy ilçesi. Yani yaklaşık %4'ü tarıma elverişli olmayan bu toprak Şenköy'ün. %26 orman mevcudu, %45 ekilebilir. Yani tarım yapılabilir ama genelde çayır bitkisi olan diyor ki daha çok alana sahibiz. Artı ilçemizin çiçek analizini yapan bir üniversite var. Flora analizi. Biz Atatürk Üniversitesi'nden de yine destek istiyoruz. Kendi belgemizden de bir yola çıkmak istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Dedim ya, mahrumiyetle kalmanın neticesinde organik kalmışız. Çok iyi bir çiçek yapısı var. Hemen hemen her yerde 3-5 çeşit, 6 çeşit kekik var. Biz burada kekik suyu da çıkarttırdık bir dönemler. Artı çiçek florası o kadar zengin ki, ben 30 çeşit baldan bahsediyorum, birçok yerde bunu bulamazsınız. Artı 2000 rakım, 1600 ile 2000 rakım arasında olan bir şey. Polen nasıl bakıyor? Polenimiz de çok iyi. Yani polen ama polen üreticisimiz yok. Çiftçimiz bu işi çok iyi bilmiyor. Polen üretmiyor. Yoksa değerli mi? Değerli. Propolis çok önemli bir değere sahip. Ama propolisi de çok üreten çiftçimiz yok. Bizler ürettirmeye çalışıyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz. Propolis hem ilaç sanayinde, hem kimya sanayinde, hem krem sanayinde, her şeyde kullanılan bir şey. Artı ilaç, kendisi ilaç. İnşallah. Bir köy ya. Evet, Erzurum'u dolaşalım. Erzurum'a bir zamanlar Puşkin gelir. Adik duamızı okuduk, bir Anadolu kahramanıdır. Nene ağabey. İnek otlatıldı. Valilik hemen açıklama yaptı. Ya müdahale ettik biz oraya.